görüşürüz. Ersin Güler'e. Hoş geldiniz Ersin Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Sonunda sanıyorum bu izin çıktı ve Türkiye'ye geldi kardeşinizin cenazesi. Nasıl çıktı? Onu bir öğrenebilir miyiz? Niye 59 gün bekledi bugün çıkacaktıysa? Aslında 59 gün neden beklediyse bugün de öyle çıktı. Tamamen keyfi bir durumla böyle bir yasak konmuştu. Biz 59 gündür birçok kapı çaldık, birçok milletvekiliyle görüştük, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler'e taşıdık durumu. Burada muhalefet milletvekilleri bu iş için uğraştılar. Gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarından insanlarla görüştük. Son olarak artık hükümet yetkilileriyle görüşmeye başladık. Hani aracılarla, bu saydığım insanlar dan bazıları bize aracılık etti. Hükümet yetkilileriyle görüştük, konuyu taşıdık, cenazeyi gömmeyeceğimizi söyledik, getireceğimizi, mutlaka Türkiye'ye getireceğimizi. Zaten 59 gün beklemiş olmamızın bunun bir garantisi olacağını, yani biz getireceğiz cenazemizi İstanbul'a, İstanbul'da defnedeceğiz, Aziz'in doğup büyüdüğü yere, ailesinin, arkadaşlarının olduğu yere. Bu kararlılığımızı da bildirdik, söyledik durumu ve bunun anayasal hakkımızın, yasal hakkımız olduğunu, önümüzde hiçbir engelin olmadığını söyledik. Anayasa, yasada, kanunda. Bu keyfi uygulamasının son bulmasını istedik. Ve bir şekilde bu uzun sürdü. Evet, 59 gün sürdü ama her türlü girişimin sonunda hükümet bu keyfi yasağını kaldırdı. Peki şimdi ne zaman cenaze töreni nasıl bir şey planlıyorsunuz? Biz şu anda Urfa'dayız. Urfa Havaalanı'ndayız hatta. Bugün uçakla taşıyoruz İstanbul'a. 9.30 gibi Atatürk Havaalanı'nda olacağız. Oradan da Gazi Cemevi'ne götüreceğiz. Bugün gece 11-11.30 gibi Gazi Cemevi'nde oluruz. Pazar günü saat öğlen, saatini netleştirmedik ama bir civarı olur. Pazar günü Gazi Cemevi'nde cenaze töreni yapılacak. Sonra da Ardından defnedeceğiz. da yine aynı yerdeki Gazi Mezarlığı'na defnedeceğiz. Orada uğurlayacağız Aziz'i. Bize uyguladıkları bu işkenceye ve orada insanlık mücadelesi için gitmiş 27 yaşında bir gencin cenazesine 59 gündür uyguladıkları bu işkenceye bir cevap olarak biz de orada Aziz'in mücadelesine yakışır bir şekilde kalabalık kitlesel bir cenaze töreni yapacağız ve Son görevinizi yerinize getireceksiniz. evet, son görevimizi yerine getireceğiz. Annenizin tepkisi ne oldu bu izin çıktıktan sonra? Yani sevindi. Aslında artık sabırsızlıkla beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Çünkü en çok etkilenen sonuçta annedir. O Evet, nedenle evet, soruyorum. evet. Yani artık şöyle bir noktaya gelmişti. Yani verdiği tepkilerde bile çok büyük tepkiler vermiyordu. Böyle sakin, bir değişik bir sakinlik hali tabii ki, böyle bir soğukkanlı sakinlik değil. Öyle bir bekleme hali vardı. Zaten ben son bir hafta 10 gündür hani görüşmeler iyi gidiyor olabilir. Buna dair sinyaller de küçük küçük gelmeye başlıyor. En azından bir ilişki geliştirebiliyoruz, konuşabiliyoruz artık hükümette. Bu da maalesef seçimden sonra oldu. Bu aynı zamanda bir seçim politikasıydı hükümet nezdinde. Bunu da söylüyordum, yani olumlu bir şey de çıkabilir, hazırlıklı ol ama çıkmayabilir. Buna da biraz hazırlamıştım annemi. Ve yani şu anda hepimiz, babam da Türkiye'ye girdi 57 gün sonra. 57 gündür Aziz'in başında bekliyordu. Yanımda, bugün itibariyle o da Türkiye'de. Evladımı getirmeden gelmeyeceğim diyordu ve evladıyla beraber geldi o da. Beraber gittik, ben de geçtim babaanneye ve Aziz'i beraber aldık oradan. Artık defnettikten sonra acısını yaşayacağız. Bu zamana kadar bize yani tek kardeşim Aziz ve bunun acısını bile yaşatmadılar. 59 gündür bu ve benzeri telefon bağlantıları, milletvekilleriyle, gazetecileriyle, STK temsilcileriyle, hükümete yakın insanlarla sürekli bir iletişim kurma çabası halindeydik. 59 gün sonunda Pazar günü öğlen Gazi Cemevi'nde yapacağımız törenden sonra ben Peki. de kendi adıma acımı yaşamaya başlayacağım artık. Peki. Umarım Tekrar bu açtığımız kapı, olmaz. bu açtığımız kapı kapanmaz ve başka bir aile, başka aileler bu
bunu yaşamaz. Bizim en büyük dileklerimizden biri de buydu. Peki. Aziz İstanbul'da defnetmek ve başka bir ailenin bunu yaşamaması. Umarım bu kapı hep açık kalır. Pekala. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Duygularınızı bizimle paylaştınız. Tekrar başınız sağ olun.